Türkiye örneğiyle Avrupa örneğini çok o kadar karşılaştıramıyoruz herhalde bu katılımcı konutlarla ilgili. Çünkü bu katılımcı konutlar Avrupa'da tanınmış bir şey. Yani mesela Fransa'da bir yasa var. Her ne kadar o yasayı şu an değiştirmeye çalışıyorlar bu katılımcı konutlarda yaşayanlar, çünkü hani cevap vermiyor ihtiyaçlara vesaire. Ama mesela Lyon'da her bir planlama bölgesinde bir bölgenin işte katılımcı konuta ayrılması gibi, yani işte donat alanı vesaire gibi, işte katılımcı konut alanı diye bir bölgeler, belirli bölgelerin ayrılması gibi bir karar alındı. Bunun gibi mesela Viyana'da özellikle çok ciddi sübvansiyonlar var. Hatta zaten o finansal kısmına girmedik ama pek çok farklı mekanizma var bunu gerçekleştiren. Bazen belediyenin kendisi bunu yapıyor zaten. Yani belediyenin kendisi bir konut projesi yapmaya karar veriyor.